Yani açıkçası burada lokal insanlarla pek tanışma fırsatımız olmuyor. Çünkü herhangi bir yolda yürürken lokal bir insana denk gelemiyorsunuz çok zengin oldukları için. Ya bir Mercedes G63'te ya da bir Bentley'de falan oluyorlar genelde. Çok böyle bizim karşılıklı oturup bir tanışma, bir sohbet etme şansımız olmuyor bu konudan dolayı. Konya Selçuk Üniversitesi'nde 2018 yılında Arapça mütercim tercümanlık bölümüne başladım. Bölümde bir yıl hazırlık okuduktan sonra da bir iş imkanı çıktı karşıma. Bir özel bir bankada Arapça ve İngilizce çağrı merkezi müşteri temsilciliği yaptım. Bu benim aynı zamanda dilimi geliştirdi. Dilimi geliştirirken de bir öğrenci olarak güzel bir para kazanmamı sağlamıştı. Ailemden destek almadan bütün yaşam masraflarımı giderebiliyordum bu sayede. Yurt dışına gelme fikri benim için aslında sürekli olan bir şeydi. En küçük yaşlarımdan itibaren bir yurt dışı, yani ben çünkü farklı insanlarla hani tanışmayı, farklı kültürler görmeyi seven, hoşuma giden bir insanım. Yani bu tür şeyler. Yurt dışı fikri de benim aslında aklımda vardı. Daha sonrasında da bölümümde Arapça öğrendikten sonra ve İngilizce'ye de biraz yöneldikten sonra ufaktan kendime bir dil altyapısı oluşturunca bu özgüven daha da çok kazanıldı. Aslında Amerika istiyordum. Work and Travel'la birlikte Amerika planım vardı. Üçüncü sınıf bittikten sonraki yazında 3 aylık bir Amerika planı düşünüyordum. Ancak ülkemizdeki dolar seviyesinden dolayı, doların yükselişinden dolayı bu planımı askıya aldım maalesef. Arapça da bildiğim için Dubai'yi, Körfez ülkeleri benim kafama yattı. Ben Körfez ülkelerini araştırırken Dubai'de bir arkadaşımın olduğunu öğrendim. Daha sonra onunla iletişime geçtim ve orada kendime daha güzel bir yaşam kurabileceğimi düşündüm. Ama bunu yapabilmem için okulumu vesaire bırakmam gerekiyordu. Dubai buna değer miydi açıkçası onu bilmiyordum. Daha sonrasında okulu ve işi bırakıp Dubai'ye yerleşme kararı aldım. Dubai ile alakalı aslında herkesin bildiği şeyi biliyordum. Çok lüks, tamamen lükse önem verilen, dünyanın en büyük binası, dünyanın en büyük uçağı, dünyanın en büyükleri, yani tamamen böyle bir bilgisayar üzerinde tasarlanmış bir dünya gibi geliyordu bana. Daha sonra buraya inmeden önce nasıl bir hayat beni bekliyordu? Bunu kafamda şöyle tasarlamıştım. Geleceğimi daha sağlam temellere oturtabileceğim bir hayat istiyordum açıkçası. Türkiye'de bunu kendimde çok göremediğim için, geleceğimi kafamda kurgulayamadığım için bu beni bir karışıklığa etmişti. Hayalimde burada güzel bir yaşam kurup ileriye dönük belki 5 yıl, belki 6 yıl sonrasına kendimi sağlam bir şekilde atabilmeyi hayal ediyordum. Mart 2022'de Dubai'ye biletimi aldım ve Dubai Havalimanı'na indim. Kalacak yerimi hazırlamıştım açıkçası. Bu da benim için büyük bir artıydı. Sonuçta bilmediğim bir ülke, bilmediğim bir kültür, bilmediğim bir ortam. Bu zor olacaktı. Aynı zamanda da çok pahalı bir yer olduğundan dolayı biraz çekiniyordum bu konuda da. Ama arkadaşım olduğu için kalacak yerimin hazır olduğunu bir nevi öğrendim. Yani burada hakikaten ev kiraları çok pahalı. Bir kişi, yani tek başınıza eve çıkmak istiyorsanız en azından bir 10 bin, 15 bin dirhem bir geliriniz olması gerekiyor. Ki 10 bin dirhem geliriniz olsa bile bunun yarısını kiraya vereceksiniz. Kiralar ortalama 5-6 bin dirhem. 4 ile 6 bin dirhem arasında değişiyor. Ortalama bir ev için. Aynı zamanda bu kiraların dışında da evin diğer giderleri, soğutma sistemleri, internet, daha sonrasında elektrik vesaire, bunlar çok pahalı. Bundan dolayı da ben paylaşımlı odalarda kalmayı tercih ettim. Paylaşımlı odalarda sadece yatak kiralıyorsunuz, hostel tarzında. Sadece yatağınızın ücretini ödüyorsunuz. Diğer geri kalan elektrik, soğutma sistemi, su gibi şeyler kiraladığınız yer tarafından zaten karşılanıyor. Ben şu anda Dubai'nin Discovery Gardens bölgesinde kalıyorum. İlk geldiğimde kaldığım yerdeyim hala. 4 ay oldu. Şu anda da benim kaldığım yer 3 kişilik. 3 kişilik odalara kişi başı olarak 750 dirhem para ödüyoruz. Dubai'nin belki de en büyük sorun, en büyük sıkıntısı iş bulmak. Çünkü en basit bir garsonluk işine başvuruyorsunuz. Bu işe 2000 kişi başvuruyor. En ufak bir dönüş olmuyor size. Ya da işe başvuracaksınız, karşınızda bir muhatap bulamıyorsunuz. Bir gidiyorsunuz bir kafeye, mesela ben çalışmak istiyorum şeklinde bir talepte bulunduğunuz zaman size bir kağıt veriyorlar. Buradan başvurup CV'nizi gönderebilirsiniz diyorlar. CV'nizi gönderdiğinizde size bir dönüş olmuyor. Zaten gelmeden önce Şubat ayından itibaren bazı platformlar üzerinden online başvuru yapmaya başlamıştım. Ben yaklaşık 3 ayda belki 500
belki 400 iş yerine başvurdum ama bunların ortalama olarak 5-6 tanesi olumsuz dönüş yapmıştır. Diğer geri kalan herhangi bir dönüş yapmadı. Yani açıkçası şu anda bulduğum iş, şu anda çalıştığım iş Allah'ın bir hikmeti diyelim. Çünkü 3 ay bir iş arama sürecimiz oldu ve iş bulamadık. En son arkadaşımla Burç Halife'ye gittik, kahve içmeye oturuyoruz. Yani ne yapacağız, döneceğiz mi, kalacağız mı? Çünkü 3 ay olmuş ve iş bulamamışız. Bu da bizi hem maddi olarak yordu hem de psikolojik olarak yordu. Orada onu düşünürken çıktık. Daha sonrasında birkaç defa görüştüğümüz bir abi, alışveriş merkezinde 2 tane dükkanı var. Onunla görüştük. Daha sonrasında kendisi bize yardımcı oldu sağ olsun. O şekilde bir iş bulma şansımız oldu. Şu anda takı üzerine çalışıyorum. Takı üzerine e-ticaret işlemleri yapıyorum online olarak. Aldığım maaş da 3000 dirhem. İlk etap için yeterli bir maaş. Dediğim gibi 750 dirhem eve verdikten sonra geri kalan miktar bana kalıyor. Bunu yememe, içmeme, üstüme, başıma harcayabiliyorum. Ve bu da ilk etap için, tekrar söyleyeyim, ilk etap için gayet yeterli bir para. Yani Dubai'ye gelmeden önce zaten birkaç dersinde de görmüştüm Arap kültür dersinde, Körfez ülkelerinde ki durumu. Ama bizim gördüğümüz çok eskiye dayandığı için açıkçası bunun geldiğimde bunun böyle olmadığını fark ettim. Çok eskilerden idam cezası veyahut da hapis cezaları gibi böyle basit suçlar için bunlar çok eskilerden varmış. Ama şu anda bir Avrupa ülkesinden farkı yok diyebilirim. Çünkü çöle başka türlü turist çekme şansınız yok. Dünyanın en uzun binası, dünyanın en büyük alışveriş merkezi. Bu gibi insanların ilgisini çekecek şeyler yaparak insanları çöle çekebilirsiniz. Tabii Dubai'nin lüksü beni bir cezbetti. Çünkü çok büyüleyici bir havası var. İlk geldiğinizde Burç Halife'ye bakıyorsunuz. Dünyanın en uzun binası, dünyanın en yüksek binası. Yani garip bir durum. Açıkçası ilk gözüme çarpan şey, ilk hissettiğim şey sıcak oldu. Çünkü aslında ben geldiğimde, Mart'ta geldiğimde, ben geldiğimde sezon henüz kapanmamıştı ve hava güzeldi. Ben buna rağmen bir buhran hissettim, bir sıcak hissettim. Bu da beni etkiledi. Ve daha sonrasında havalar zaten gittikçe kötüleşiyor. Gittikçe sıcaklığa doğru, yani sıcaklıklar yükseliyor. 50 dereceleri, belki 60 dereceleri bulacak bu sıcaklıklar. Ve bu da beni ilk geldiğimde açıkçası etkileyen şeydi. Daha sonrasında burada lokal insanlarla pek tanışma fırsatımız olmuyor. Çünkü herhangi bir yolda yürürken lokal bir insana denk gelemiyorsunuz çok zengin oldukları için. Ya bir Mercedes G63'te ya da bir Bentley'de falan oluyorlar genelde. Bu da çok böyle bizim karşılıklı oturup bir tanışma, bir sohbet etme şansımız olmuyor bu konudan dolayı. Biz daha çok çalışan kesimle ya da Türklerle sohbet, muhabbet etmeye çalışıyoruz. Burada birçok Türk restoranı, birçok Türk firması bulunduğundan dolayı Türkler açıkçası güzel bir bakış açısı var. Türk'üm deyince insanlar size yardımcı olmaya çalışıyorlar hakikaten. Burada Filipinli, Hindistanlı, aynı zamanda Pakistanlı insanlar daha çok yaşıyorlar. Göç etmişler buraya. Çalışan kesim o şekilde. Filipin, Hindistan ve Pakistan, bu üçlü diyebiliriz ilk etapta. Bunlara bakış açısı olarak bir olumsuz herhangi bir bakış açısı yok ama Hindistanlı insanlar biraz daha alt tabaka çalışıyorlar. Hakikaten zorlu bir yaşam şartı, yaşam koşulunda çalışıyorlar. Ama onun dışında herhangi bir kötü bir bakış açısı, bir ırkçılık vesaire, bu gibi durumlara burada hiç rastlamadım diyebilirim. Dubai'de kalmak bana aslında çok cazip geliyor. Niye diyecek olursanız, ben dediğim gibi Avrupa ülkelerinden şu anda çok büyük bir fark görmüyorum. Burada bir de kendinize hafta sonları ufak bir tatil yapabiliyorsunuz. Çünkü tamamen turistik bir yerdesiniz ve bu da sizi burada kalmaya iten bir şey. Aynı zamanda ilerleyen süreçlerde belki 2 yıl öncesine, 2 yıl sonrasına, belki 3 yıl sonrasına geleceğinizi planlayabiliyorsunuz. Bu rahatlık sizi de aslında rahatlatıyor, burada kalmaya itiyor. Yani burada kalabilmek için öncesinde bir oturum izni alınması gerekiyor. Bu da iş yerinden. Zaten işe başladıktan sonra işverenin size bunu sağlaması gerekiyor. Bu kanunen bu şekilde uygulanıyor. Kanunen bu şekilde uygulandıktan sonra siz oturum izni almış oluyorsunuz ve bu da pasaportunuza işliyor.
bir buçuk ay içerisinde de ID'niz gelmiş oluyor ve siz burada yaşamaya, yani oturum izni almış oluyorsunuz. Turist vizesi dışında vizesiz bir şekilde gelip çıkabiliyorsunuz bu ülkeye, bu emirliğe. Bundan dolayı burası bana cazip geliyor kalmak için. Yani açıkçası benim hayalim ülkeleri dolaşmak, dünya ülkelerini gezmek. Yani ilk fırsatta Dubai'den sonra kendime bir plan yapacağım. Dubai'de çalışırken aynı zamanda buraya ilk etapta yakın olan ülkeleri gezip görmek. Çünkü bu insana çok farklı tecrübeler katacak. Bu bana çok farklı tecrübeler katacak. Bu benim hoşuma giden bir şey. Nepal olabilir. Nepal çok yakın. Aynı zamanda Mısır, Tayland gibi ülkeleri görmek istiyorum. Ve bunu da bunun da mümkün olduğunu bildiğim için şu anki şartlarda bu da beni heyecanlandıran bir şey. Geleceğe yönelik de burada kendime bir iş kurma olabilir. Çünkü iş kurmak için çok büyük teşvikler var devlet tarafından, insanlara verilen büyük teşvikler var. Bu da beni açıkçası burada kalmaya iten şeylerden birisi. Jabal Ali وهي محطة انتقالية بين الخط الأحمر ومسار 2020 لمترو دبي. The next station is Jabal Ali.